Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa bir Rika belge okuyacağız. Bence zaman geçirmeden başlayalım ama YouTube kanalında sanırım bazı arkadaşlar çok hızlı gittiğimi yazmışlar. O yüzden biraz daha yavaş hareket etmek ve biraz daha ağır çekimde gitmenin faydalı olacağını sizden gelen geri dönüşler muvacihesinde düşünüyorum ve yavaş gidiyorum. Bakın şurada bir işaret. Bu aslında şudur. Bihi demek. Hareke de koyarsak bu. Yani onun adıyla başlarım anlamında. Harekeleri çekersek bihi. Evet. Şurası dahiliye nezareti. Bakın. Üzerinden gidiyorum. Üzerinden gidiyorum. Dahiliye. Gördüğünüz gibi burası dahiliye. Şu kısımda nezareti. Tabi yazılın türünü de şimdi size söyleyeceğim. Dahiliye nezareti çok güzel istifli yazılmış bir sülüs yazı. Dahiliye nezareti. Hemen aşağı geçersek sanırım bu sefer yavaş gidiyoruz. Yine bir yazı. Bu sefer sülüse benzer bir nesih. Emniyeti umumiye. Bakın emniyeti. Şurası emniyet. Şurası umumiye. Şurası da müdiriyeti. Emniyeti umumiye müdiriyeti. Bakın el yazısıyla şurada muhasebe. Sebe'yi ne yapmış? Şöyle çekmiş. Diş bile yapmış, yapmamış, indirmiş muhasebe. Bu şekilde. Zaten muhasını böyle yaptıktan sonra sebesini bu şekilde yapmış. Hiç yani bir diş çekme zahmetinde dahi bulunmadan muhasebeyi bu şekilde yazmış. Bunu da böylelikle not etmiş oluyoruz. Muhasebe şubesi. Adet bu matbu tabi 16.329.64. Burası umumi arkadaşlar. Yani genel evraka kayıt olarak umumi diyorlar. Biz de bunun altını çiziyoruz. Şöyle ortalayalım. Bakın umumi ayın mimi şöyle hiç göstermiyor bile. Umu, vav, mi, umumi. Şurası da bakın bu daha açık. Hususi. Şöyle. Hususi. Evet. Umumi. Hususi. Bunu da bu şekilde belirttikten sonra belgemizin ana iskeletine, gövdesine geçmemizde hiçbir sakınca yok. Aintab. Yani bugünkü Antep. Ayn tap bakın. Ayn tap kazasının kef harfini ne diye okuyoruz? Ayn tap kazasının biraz küçültelim. Sanırım biraz büyük oldu gibi geliyor bana. Ayn tap kazasının üçüncü sınıf Aintab kazasının üçüncü bakın elif vav ç ç'nin noktası bakın şurası ç'nin noktası o da burada ç bakın şurası evet şurası 3 bakın şöyle bir gösterelim evet burası 3 şu N'sini de koyarsak 3'ün şurası da C'si 3. Evet. Bakın 3'ün C sınıf Liva bakın Livaya 3. sınıf Livaya Y'yi alalım. Neredeyse Y'nin iki noktası Y'nin
dişinden oturağından büyük olmuş. Üçüncü sınıf livaya tahvili dönüşmesi halinde emniyeti umumiye, biraz daha küçültelim çünkü ya da çekeceğiz, emniyeti umumiye bütçesine ilavesi iktiza eden meblağın çoğuludur arkadaşlar. İktiza, iftial babında gereken anlamında bir kalıp, Arapça fiil kalıbı, meblağın fusul yani ayrışma ve mevattı ve mevat maddelerin çoğuludur. Üzerine miktarını mübeyyin olarak, hemen şöyle kare kare alalım bunu, ve mevat üzerine miktarını mübeyyin olarak tanzim olunan, tanzim ve olunanı bir alıyorum, tanzim olunan cetvel leffen yani sarılarak. Bu zaten leffen deyimi arkadaşlar, bir kalıptır. Genelde kullanılır. Hatta leffen takdim kılındı derler. Burada da leffen takdim kılınmış, mış derken şın harfine hiç nokta koymayıp da şu şekilde yapması gerçekten insanı bitiriyor. Rika yazının karakteristik özelliğidir. Sona geldi miydi? Şın harfine 3 noktayı koymaz. Şın harfini bir akrep kuyruğu gibi adeta çeker, aşağı indirir. Ben şınım der. Bakın görüyoruz. Şu. Takdim kılınmış olmağıyla. Yani bunlar olmağıyla zaten ve takdim kılınmış, leffen takdim kılınmış olmağıyla aslında Rikka yazının başrol oyuncularından bir tanesidir. Aşağı yukarı 15-20 yazının birinde ikisinde en az görürüz. Aslında son zamanlarda her 10 yazıdan 5'inde 6'sında görürüz eğer eki varsa yazının, ama genelde bu ibareyi görürüz. Aynı şekilde ol babda, bakın bu da bir kalıptır. Bu da yine Rikka yazının başrol oyuncusudur. Bunu da mutlaka kodlamamız gerekiyor. Ol babda peki ne? Bakın elifi nereye koymuş? Yahu elif bunun arasında bunların boşanma mı var ki böyle uzak koyuyorsun? Ol babda emrü, emr ve irade. Biz buna ikisini birleştirerek emru irade diyoruz. Ol babda emru irade. Hazreti men. Bakın lehuyu nasıl yazmış? Ya Rabbim niye büyütmüyorsun bunu ey katip efendi? Aslında Osmanlı karakteristik katiplerinde yazı neredeyse matbu gibidir. Gördüğünüzde anlarsınız ama 1. Dünya Savaşı'nın hızı ve şehadetlerin fazlalığı noktasında yazılarında bozulduğunu görüyoruz. Bakın hazret derken görüyoruz. Hazret datla R birleşmiş. Neredeyse R ile de T normalde birleşmiş ama birleşmez, ama burada da birleşmiş sanki. Men derken bakın bu sefer sanki şının dişi gibi mimi görüyoruz böyle. Bu sefer de nunu böyle yapmış. İkisini aman birbirine karıştırmayalım. Demek ki nun da sona geldiği zaman böyle yapılabiliyor. Hazreti men, bakın lehunun şu uzatması lamdan büyük. Men lehul el emrindir. Evet. Ve bu şekilde arkadaşlar şurada tarihimiz var. Fi 27 Temmuz sene 329.
yine burada Emniyet Umumiye'nin mührünü görüyoruz. Ve bu şekilde de arkadaşlar bir Rikka dersini noktalamış olduk. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.